3. Etnospor Forumu yine geleneksel sporların ihyası başlığıyla oluyor. Bu sene Antalya'dayız ve 50 ülkeden 200'e yakın misafirle birlikte geleneksel sporların geleceğini konuşuyoruz. 10 kadar bakan, Gençlik Spor Bakanı da aramızda bugün. Dolayısıyla bizim önemli hedeflerimizden bir tanesi olan kamu otoritelerinin geleneksel sporlara sahip çıkmasıyla ilgili de bir duyarlılığı aslında burada artırmaktayız, farkındalığı artırmaktayız. Ve katılımcıların heyecanının her geçen yıl arttığını da görebiliyoruz tabii. İlkini Antalya'da yine burada yapmıştık. İlkinden ikincisine ve üçüncüsüne geldiğimiz noktada katılımcıların da bu geleneksel spor mesajının, geleneksel spor hareketinin hem kendi ülkelerinde hem dünyanın başka yerlerinde geliştiğini görerek heyecanlandıklarına şahit oluyoruz. Mesela ben her organizasyonda aynı temel mesajları veriyorum. Dünyanın kültürel zenginliğini korumak istiyoruz. Dünyanın tek düzeleşmesini, herkesin birbirine benzeşmesini doğru bir gelişme olarak görmüyoruz. Dünyanın bu kültürel zenginliğini korumanın biz de bir köşesinden tuttuk. O köşede geleneksel sporların popülerleştirilmesi ve yaşatılması. Bu mesajın gitgide daha fazla karşılık gördüğünü burada hep birlikte müşahede ediyoruz. O anlamda 3. Etnospor Forumu'nun ilk ikisinden çok daha başarılı, çok daha renkli geçtiğini görüyoruz. Bütün katılımcılara da teşekkür ediyoruz.